Fizik 801, klasik mekanik 8. ders. Bugün sürtünmeyi anlatacağım. Lütfen çok kötü üşütmüşüm. Sesim gitti. Bu ses ile bunun üstesinden gelmem için bana yardım edin. Teşekkür ederim. Daha önce hiç değinmediğimiz sürtünme hakkında konuşacağız. Sürtünme epeyce yanıltıcıdır ve düşündüğünüz kadar kolay değildir. Yatay yüzey üzerinde bir cisim var. Cisim M kütlesine ve MG yer çekimi kuvvetine sahip. Bu Y yönü. Bu X yönü olabilir. MG'yi yok etmek için yüzeyden yukarı doğru iten bir kuvvet olmalıdır. Çünkü Y yönünde bir iğme söz konusu değildir. Bunu genelde normal kuvvet olarak adlandırırız. Çünkü bu yüzeye diktir ve MG ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde Y yönünde bir iğme olurdu. Şimdi bu cismi bir F kuvvetiyle iteceğim. Walter'lığın kuvvetiyle. Ve biz cismin başlangıçta iğmelenmeye başlamayacağını biliyoruz. Neden böyle? Bu sadece benim kuvvetime karşı koymak için kendisine ayarlayan sürtünme kuvveti olduğu için mümkündür. Biraz daha biraz daha fazla iterim ve öyle bir an gelir ki bunu yenerim ve cisim ivmelenmeye başlar. Bu daha fazla ittikçe sürtünme kuvvetinin arttığı manasına gelir ve geçemeyeceği bir maksimum değere ulaşır. Ve bu sürtünmenin ulaşacağı maksimum değer ki bu deneysel bir gerçektir. Sürtünme katsayısı olarak adlandırdığımız boyutu olmayan mu ile bu normal kuvvetin çarpımıdır. Statik ve kinetik sürtünme katsayıları arasında bir ayrım yaparız. Bu sürtünmeden kendini kurtarması ve bu harekete başlaması içindir. Bu hali hazırda belli bir hıza sahip olduğu zaman hareketini sürdürmesi içindir. Statik sürtünme katsayısı oldukça belirgin bazı nedenlerden ötürü daima kinetik sürtünme katsayısından büyüktür. Eğik düzlem üzerine bir cisim koyarak ve eğik düzlemin açısını artırarak sürtünme katsayısını ölçmek oldukça kolaydır. Bu alfa açısı. Alfa açısını cismin aşağıya kaymaya başlayacağı noktaya kadar arttırıyorsunuz. Cisim burada. Bu iki kuvvet olacak şekilde bileşenlerine ayıracağım. MG yer çekimi kuvveti. Birisi daima yüzeye dik olarak seçeceğim y yönünde. ve diğeri x yönündedir. Bunu artı, bunu eksi seçmek size bağlıdır. Şimdi bunu artı yön olarak seçeceğim. Onları bileşenlerine ayıracağım. Böylece burada bir bileşene sahibim. Ve bu bileşen mg çarpı kosinüs alfa eşittir. Ve x yönünde mg çarpı sinüs alfa bileşenim olur. Y yönünde hiçbir ivmelenme yok. Böylece yüzeyin N normal kuvvetiyle geri iteceğinden eminim. Ve bu N normal kuvveti tam olarak Mg kosinüs alfa olmalıdır. Çünkü bunlar sadece Y yönündeki iki kuvvettir. Ve Y yönünde herhangi bir ivmelenme yoktur. Böylece bu Mg kosinüs alfa olmalıdır. Şimdi bu cisim aşağı doğru kaymak isteyecektir sürtünme bunun kaymasını engelleyecektir. Bu durumda bu yönde bir sürtünme kuvveti olacaktır. Ve eğimi artırdıkça bu sürtünme kuvveti giderek artacak ve daha sonra cismin kaymaya başlayacağı bir zaman gelecektir. Şimdi sürtünmeden kurtulacağım anı hesaplayalım. Newton'un ikinci kanunu uyguluyorum. Bu yönde şimdi ivme hala sıfırdır. Fakat sürtünme kuvveti şimdi maksimum değerine ulaşmıştır. Çünkü alfayı artırıyorum. Böylece bu bileşen daha büyük olacaktır. Bu bileşen daha büyük olacak, bu bileşen daha büyük olacak. Bu bileşen hala kendi değerini korumakta ve sonra aniden daha fazla büyüyemez ve cisim ivelenmeye başlar. Newton'un ikinci kanunu mg sinüs alfa eksi f f maksimum eşit sıfır olduğunu söyler. Ve bu Müse çarpı nedir? Bu ne? Mg kosinüs alfadır. Bu da Mg sinüs alfa olur. Bu sıfıra eşittir. Mg'leri yok edelim ve Nüse tanjant alfa'ya eşit olur. Bunu ölçmek çok kolaydır. Yani eğimi arttırıyorsunuz. Bunu sonra cisim kaymaya başlayana kadar yapacağız ve bundan sonra bu kritik açıda kaymaya başlar ve siz statik sürtünme katsayısı müse için bir değer elde edersiniz. Bu sürtünme katsayısının tamamıyla kütleden bağımsız olduğunu anlamak zordur. Kütle kayboldu. Bunu düşünün. Anlaşılması oldukça zordur. Eğer kütleyi iki katına çıkarırsanız, aynı tür cisme sahip olduğunuz göz önünde tutulursa açı aynı olacaktır. Sürtünme katsayısı sadece malzemelere, birbirine sürtünen malzemelere bağlıdır. Ayrıca sürtünme katsayısı bu eğik düzlem ile temas halinde olan yüzey alanından da bağımsızdır. Bunun anlaşılması oldukça zor fakat ölçebileceğimiz belirsizlik sınırları dahilinde oldukça hassas olduğunu göreceğiz. Eğer bir arabanız var, arabanızı park eder ve frenlerini çeker, belli bir açıda koyar ve eğimin açısını artırırsanız lastik ile asfalt arasındaki sürtünme katsayısı yaklaşık 1'dir. Böylece tanjant 1'dir. Bu durumda açı yaklaşık 45 derecedir. Eğer yol 45 derecede olsaydı araba kütlesinden bağımsız olarak kaymaya başlardı. İster bir kamyon veya ister küçük bir araba olsun fark etmez. Lastiklerin genişliğinden bağımsızdır. Her ne kadar hesaba katılmasını düşünseniz bile bu hesaba katılmıyor. Eğer kesinlikle aynı yol ve aynı tür lastik göz önünde bulundurulursa her ikisi de aynı açıda kaymaya başlayacaktır. Sizlere ilk olarak bunlardan bazılarını evvela niteliksel olarak göstermek istiyorum. Henüz niceliksel çalışma yapmak istemiyorum. Bu deneylerin yapılışında bazı zorluklar vardır. Örneğin bu tahtayı kullandığımda tahta üzerinde biraz su varsa yerel olarak sürtünme katsayıları daha büyük olur. Parmaklarımda tebeşir tozu var. Bazı yerlerde biraz tebeşir tozu sürtünme katsayısını küçültecektir. Bu nedenlerle bu evrede çalışmamızı niteliksel yapacağız. Bu noktada neden onu biraz fazla niteliksel olarak adlandırdığımızın sebebi budur. Size ilk olarak göstereceğim şey, eğer bir lastik disk alır ve bu lastik diski eğik düzlemin üzerine koyarsam ve bir de plastik kutu alırsam, bu oldukça pürüzsüz, bunu da oraya koyuyorum. Hemen bu plastik kutunun sürtünme katsayısının lastik diskin sürtünme katsayısından daha küçük olduğu anlaşılır. Açıyı arttırdığı zaman öncelikle plastik kutunun ve daha sonra elastik diskin kaymaya başlayacağını beklersiniz. Ve size kaymanın başladığı açı değerlerini verseydim siz gerçekten bu iki sürtünme katsayısı için değerleri hesaplayabilirdiniz. Bunu şimdi yapmayacağım, bunu daha sonra yapacağım. Görmenizi istediğim şey, umarım öyle olur, bunun bundan daha önce gidecek olmasıdır. Eğimi arttıracağım ve bunu çok yavaş bir şekilde yapıyorum. Tahtayı sallamamaya çalışıyorum. Oldukça yavaş bir şekilde. Plastik için kritik açıya yaklaşıyor olmalıyız. Oo, kendini bırakmıyor. İşte gidiyor. Ve lastik biraz sonra gidiyor. Lastiğin bir tarafı sürtme ile daha pürüzlü yapılabilir. Bu durumda açı daha da büyük olur. Sizlere sürtünme katsayısının cismin kütlesinden bağımsız olduğunu söyledim. Burada birbirinin aynısı iki tane kutum var. Olabildiğince özdeştirler. Belki birisinin tabanı diğerkinden daha pürüzlü olabilir. Fakat birinin içerisine 200 gram koyacağım ve bu yaklaşık kutunun ağırlığının 5 katı. Ve sonra onlara makul düzeyde eğim verdiğim zaman aynı açıda aşağıya gideceklerdir. Çünkü sürtünme katsayısı kütleden bağımsızdır. O halde bunu deneyelim ve ne kadar yakın olduklarını görelim. Tabii ki tam düz olmadığından belki yarım derecede ya da bir derece sapabilir ve şimdi 18 derece, 19 buçuk, 20, 20 buçuk, 21 ve diğeri 21,2 derece. Hemen hemen her ikisi de aynı zamanda kaymaya başladı. Eğer herhangi bir etkisi var ise bunun oldukça küçük olduğunu açık bir şekilde gördünüz. Şimdi her zaman anlaşılmasını oldukça zor gördüğüm şeye geliyoruz ve bu yüzey alanıdır. İki tane odun parçasına sahip ve onlar birbirinin tamamıyla aynısı. Her ne kadar birbirinin aynısı desek de onları asla pürüzsüzlük bakımından birbirinin aynısı yapamazsınız. Bu yüzeyi biz hazırladık ve hem de bu alt yüzeyi hazırladık. Fakat buradaki bu alt yüzeyi alan olarak buradaki yüzeyden düz kısmından 4 kat daha azdır. Buraya düz kısmı koyacağım ve aynı cismi Şuraya koyacağım fakat alanı daha küçük olacak şekilde koyuyorum. Buraya. Eğer gerçekten sürtünme katsayısı yüzey alanından bağımsız ise bu durumda eğim verdiğim zaman onlar yaklaşık aynı açıda kaymaya başlamalıdırlar. İşte başlıyoruz. 14 derece. 16. 18. Biri kayıyor ve diğeri onu takip ediyor. Açının onda biriydi. Daima bir farklılık olmasının sebebi tabii ki tahtanın tam olarak düzgün olmamasıdır. Dikkatli olmam gerekir, kritik yüzeylere dokunmuyorum. Böylece sürtünme katsayılarındaki farkı gördünüz ve neredeyse yüzey alanının hiçbir etkisi olmadığını gördünüz ve kütlenin hiçbir etkisinin olmadığını gördünüz. Ve bu ikisinin anlaşılması oldukça zordur. Ve sizlere üçüncü ödevinizde açıklamanız için. Neden yarış arabaları oldukça geniş tekerlere sahiptir sorusunu sordum. Bunun bir sebebi olmalı. Bunun hakkında düşünmenizi istiyorum. Sürtünme katsayısını ölçmenin daha karmaşık olan başka bir yolu daha vardır. Bunu görmenizi istememin sebebi karmaşık oluşu değil. Bunu tartışmaya açmamın sebebi sürtünmenin ne kadar ince ve ne kadar da zor olduğunu daha iyi görmeye başlayacağınızdır. Şimdi yine önceden yaptığımız gibi eğik düzlemin üzerine bir cisim koyacağım. Üzerinde kendi başına durması yerine onu bir ipe bağlayacağım. O cisim burada. Ve ip ve makara burada. Ve burada da bir parça ip var. Ve M2 kütleli cisim burada. Bu cisim M1 kütlesine sahip. Ve alfa açısı burası. Yeşil tebeşirimi arıyorum. Aynı renk standartlarını kullanmak istiyorum. Şimdi aklımıza gelebilecek tüm kuvvetlere bakalım. Burası M1G. Bunu Y ve X yönlerinde bileşenlerine ayıralım daima yüzeye dik olarak seçtiğim gibi bu yönü Y olarak seçiyorum. Bunu Y olarak adlandıracağım ve şimdi bu yönü pozitif X yönü olarak adlandıracağım. Bunu istediğiniz herhangi bir şekilde seçmekte özgürsünüz. Buradaki kuvvet M2G. Ve şimdi ana problem geliyor. En büyük problem bu sistemin bu yönde imelenmeye başlayıp başlamayacağını ya da bu yönde imelenmeye başlayıp başlamayacağını ya da hiç imelenmeyeceğini önceden bilmiyor olmanızdır. Bu mümkündür. Ve göreceğiniz bu üç durumu birbirinden bağımsız olarak ele almanız gerekir. Göreceğiniz gibi sadece tek bir denklem ile bunu yapamazsınız. Önceden yaptığımız gibi bu kuvveti bileşenlerine ayıralım. Y doğrultusundaki bu kuvvet M1G kosinüs alfa ve X bileşeni eksi X yönünde ve M1G sinüs alfa ya eşit. Açıkça bu M1G kosinüs alfa olur. Bu konuda endişelenmemize gerek yok. Y yönünde herhangi bir ivme yoktur. Bu durumda N normal kuvveti bunu yok edecektir. Ve bu M1G kosinüs alfadır. Böylece Y yönünde asla endişelenmenize gerek yoktur. Hiçbir ivme olmadığını biliyoruz. Sadece ilgi alanımıza giren X yönündeki kuvvetleri ele alacağız. Bu ipte bir gerilme var ve şimdi problem geliyor. Sürtünme kuvvetinin hangi yönde olduğunu bilmiyorum. Eğer bu cisim yokuş yukarı gitme eğilimine sahipse, ki bilmiyorum, bu durumda sürtünme kuvveti bu yöndedir. Çünkü sürtünme kuvveti daima cismin gitmek istediği yöne terstir. Ancak eğer cisim bu yönde gitmek istiyorsa ki bilmiyorum, bu durumda sürtünme kuvveti bu yönde olmalıdır. Ve bunu da bilmiyorum. Bildiğim tek şey sürtünmenin maksimum değerinin μs çarpı n olduğudur. Hatırlayın, sürtünmenin maksimum değeri mu statik çarpı m1 g kosinüs alfadır. Bunu biliyorum. Şimdi bunu ele almak istiyorum. Bu üç farklı duruma bakmak zorundayım. İvme bu yönde ise sürtünme bu yönü göstermektedir. İvme şu yönde ise sürtünme burayı gösterir. Ya da hiç ivme yoktur. Ayrıca tabii ki burada bir gerilme vardır. Ve bu gerilme tam olarak buradaki gerilme ile aynıdır. Bunu geçen defa tartıştık. Bunun üzerinde fazla durmayacağım çünkü bu ideal ve tabii ki fizik dışı olan bir durumdur. Makaranın hiçbir kütlesi yok, makara sürtünmesiz ve ipin de kütlesi yoktur. Kütlesiz bir ip. Ve geçen defa Buradaki gerilmenin buradaki gerilme ile aynı olması gerektiği üzerinde en fikir olmuştuk. Hatta gerilmeyi biliyoruz. Şimdi sadece sistemin durgun olduğu durumu değerlendireceğim. Henüz hareket etmiyor. Eğer sistem durgun ise T, M2G olmalıdır. Çünkü cisim ivmelendirilmiyor. Bir sistemin durgun olduğu bütün durumlarda T'nin M2G'ye eşit olduğunu zaten biliyoruz. Bunun tartışması bile olmaz. Bu t'nin yanı sıra bu t de aynıdır. Şimdi bunu aşağıdaki durumlara ayırmaya başlayacağım. Birinci seçeneğim, sistemin henüz yukarıya doğru imelenmeye başladığı durumu ele almaktır. Henüz yukarıya doğru imelenmiyor. Ama başlamak üzere. Eğer durum böyleyse bu durumda sürtünme kuvveti bu yönde olacak ve statik sürtünme katsayısı ise maksimum değere ulaşacaktır. Şimdi x yönünde Newton'un ikinci kanunu yazabilirim. Şimdi pozitif x yönünde t m1 g sinüs alfa eksi f f maksimum eşittir sıfır yazarım. Ve bu henüz fikrini değiştirdiği ve imelenmeye başladığı anda sıfır olmak zorundadır. Şimdi t'nin m2g olduğunu biliyorum. Böylece m2g eşitti. m1 g sinüs alfa artı f f max olur. Ve maksimum sürtünme buna eşittir. Bu henüz kaymaya başladığı andaki durumdur. Bu nedenle eğer M'yi kıl payı kadar daha büyük yaparsam, sadece kıl payı kadar bu kayacaktır. Ve böylece bunu daha büyüktür işareti yaptığım anda, bunun yokuş yukarı imeleneceğini biliyorum. Bu yokuş yukarı gidiş için kriterdir. Şimdi, ikinci duruma bakıyorum. Şimdi sistemin hala durgun olduğunu ve henüz yokuş aşağı imelenmeye başladığını varsayıyorum. Aha, eğer durum böyleyse, maksimum sürtünme kuvvetinin yukarıya doğru olduğunu biliyorum. Aynı büyüklükte fakat ters yönlüdür. Şimdi Newton'un ikinci kanunu yazabilirim. Şimdi sürtünme kuvveti T'ye yardımcı oluyor. Şimdi T artı F Fmax eksi M1 G sinüs alfa eşittir 0 elde ederiz. Bunun M2G olduğunu biliyoruz. Böylece M2G eşit M1G sinüs alfa eksi F F maksimum olur. Aradaki farka dikkat edin. Burada artı işareti var ve burada da eksi işareti var bu cisim hala hareket etmiyor. Fakat eğer M2'yi kıl payı kadar daha az yaparsam, sadece çok az bir miktarda azaltırsam sistem kesinlikle aşağı doğru imelenmeye başlayacaktır. Bunu daha küçüktür işareti yaparsam cisim yokuş yukarı mı yokuş aşağı mı imelenmeye başlar. Bu birinci durum, bu ikinci durum. Eğer durum ne birinci ne ikinci ise bu durumda ne olacağını düşünüyorsunuz? Büyük olasılıkla bu iki durumdan biriyle karşılaşmayacaksınız. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Sizi duyamıyorum. Hareket etmeyecek. A sıfırdır. Çünkü bu iki durumda iğmelenmeyecektir ve diğer tüm durumlarda iğme sıfıra eşittir. Ve bu durumda sürtünme kuvveti Newton'un ikinci kanununun size x yönünde sıfır iğme verecek olan kuvvet şeklinde kendini ayarlayacaktır. Bunun nasıl işlediğini görebilmeniz için oldukça basit bir örnek alalım. Burada bir örneğimiz var. Ve bu örneğimde M1 1 kilograma ve M2 2 kilograma eşit. Bunlardan daha basit sayılar alamam. Alfa açısını 30 derece olarak alıyorum. Statik sürtünme katsayısını 0.5 ve kinetik sürtünme katsayısı biraz daha küçük olacak şekilde 0.4 olarak alıyorum. Şimdi soru. Yokuş yukarı mı, Yokuş aşağı mı ivmelenecek veya hiç ivmelenmeyecek mi şeklinde. Çıkacak sonuca göre bu üç terimi değerlendirmemiz gerekir. İlk olarak M2G'yi alalım. M2G eşittir 20. G'yi 10 alacağız. Bu sadece daha kolaydır. M1G sinüs alfa, sinüs alfa yarımdır. Yani M1G sinüs alfa 5'tir. Peki F, F maksimum nedir? Sürtünme katsayısı değerini 0.5 olarak kullanmak zorundayım. m 1 1 olarak G'yi 10 olarak almak zorundayım ve 30 derecenin kosinüsünü biliyorum. Ve ne buldum? Bunun için söylediğimi yazabilirsiniz. Bu yaklaşık 4,33 eder. Ve sizlere statik sürtünme katsayısını kullandığımı hatırlatmak istiyorum. Bu Newton birimindedir. Asla büyük N yazmıyorum çünkü bu N normal kuvvetiyle çok karıştırılıyor. Tüm birimlerin daima SI dedir. Böylece kuvvetler daima Newton birimindedir. Aha doğru yoldayız. İlk olarak birinci koşulun yerine gelip gelmediğini test edelim. 20 değeri 5 artı 4,33'den daha büyük mü? Ve cevap evet doğru. Bu yüzden yokuş yukarı imenileceğini biliyoruz. Bunun tartışması bile olmaz. Böylece size şimdi basit bir soru sorabilirim. İvme nedir ve ipteki gerilme nedir? Bunun oldukça kolay olduğunu düşüneceksiniz. Pek değil çünkü şimdi işler değişecek. Eğer yokuş yukarı ivmelecek ise bu durumda en azından bu çizimde gösterebileceğim bir şeyi biliyorum. bunun mümkün olan maksimum sürtünme olduğunu ve şimdi mü kinetik katsayısını sayısını kullanacağımı biliyorum. Çünkü hareket edecektir. Ve bu mü K çarpı m1 g kosinüs alfadır. Bu zaten bir değişimdir. Hareket ediyor, çok eminim, ivmelenecektir. Ve böylece sürtünme kuvveti bu yönde bu değere sahip olacaktır x yönünde Newton'un ikinci kanunu yazalım. Pozitif yönde t'miz var. t eksi m1 g sinüs alfa eksi mu k m1 g kosinüs alfa ve eğer ime yokuş yukarı ise Newton'un yasalarına göre m1 çarpı a olmalıdır. İki bilinmeyenli bir denklem. A'yı bilmiyorsunuz ve T'yi bilmiyorsunuz. Yoksa T'yi biliyor musunuz? T nedir? Gerilme nedir? Bu şey yokuş yukarı imelendiği zaman gerilme nedir? Kimse de bunu denemek için cesaret var mı? M2G olduğunu mu düşünüyorsun? Bu kadar da yanılıyor olamazsın. Şimdi hareket ediyor. Şimdi imeleniyor bu cismin aşağı doğru ivmeleneceği anlamına gelir. Eğer bu kuvvet bununla aynı olsaydı asla aşağı doğru ivmelenemezdi. Bu T'nin küçülmesi gerekir. Hatırlayın bir asansörde aşağı doğru ivmelenen bir cisim ağırlık kaybediyordu. Bu cismin aşağı doğru ivmelenmesi gerekmektedir. Bunu hesaba katmamız gerekir. İmelenmeye başlayınca gerilme küçülecektir. İkinci cisim için bir denklem yazabilirim. Bu yönü artı olarak seçiyorum. Böylece ikinci cisim için M2G-T eşit M2 çarpı A yazarım. Gerilmenin değişeceğini görmeniz oldukça önemlidir. Şimdi iki bilinmeyenli iki denklemin var ve çözebilirim. Çok kolay. Sadece onları topluyorsunuz ve bunu size bırakıyorum. Sadece sizlere sonucu vereceğim ivmenin artı 3,85 olduğunu buldum. Bu doğru. Artı 3,85 metre bölü saniye kare. Ve gerilmenin 12,3 newtona eşit olduğunu buldum. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. İvmeyi artı işaretle elde ettim. Eğer eksi işaretli bulsaydım eminim bir hata yapmış olurdum. Neden aya artı işaretli bulmam zorunludur? Neden kesinlikle zorunludur? Kim bunu denemek ister? Sen. Doğru söylüyorsun. Ben biraz daha farklı söylerdim. İme'nin bu yönde olduğunu biliyoruz. Bunu elde ettik. Böylece İme bu yönü artı x yönü olarak seçtiğim için. Bu benim artı işaretim olduğu için artı çıkmalıdır. Eğer eksi çıkarsa bir hata yapmışsınızdır. Bu sayının 20'den daha küçük olmasını istiyorum. Eğer değilse bir hata yap. Neden bu sayı 20'den daha küçük olması gerekir? Kesinlikle bu cisim aşağı doğru gidiyor. Geçen defaki gibi ağırlık kaybediyor. Aşağı doğru imeleniyor. 20 değerinde olan M2G T'den daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde aşağı doğru asla imelenemez. Yani bu artı işareti bir zorunluluktur ve bu da şarttır. Eğer artı işaretini elde edemeyip eksi olarak buldunuzsa hesaplamalarınıza geri dönmek zorundasınız. Çünkü yanlış yapmışsınızdır. Şimdi aynı durumu alıyoruz. İkinci kütle M2'yi 0,4 kilogram olarak almanın haricinde her şeyi aynı bırakıyorum. Şimdi M2 genin 4 olmasının dışında oradaki tüm sayılar aynı kalıyor. Şimdi bunu yeniden test edeceğim. Bu 4 değerine sahip olan M2G 5 artı statik sürtünme kuvveti üçün toplamından daha büyük müdür? Cevap hayırdır. Şimdi bunu ikinci durum için test edeceğim. M2G 5 eksi 4 33'ten daha küçük müdür? Cevap hayır. Buradan ne sonucunu çıkarırız? Sonucumuz ne olmalı? Birinci durum gerçekleşmiyor, ikinci durumda gerçekleşmiyor. Sonuç A sıfırdır. Cisim imelenemeyecek ve sürtünme kuvveti ime gerçekten sıfır olsun diye x yönünde kendisini ayarlayacaktır. Sürtünme kuvveti bunu nasıl yapar? O eğim bu, cisim burada. Sadece x yönü boyunca olan kuvvetleri yazacağım. Y yönündekileri aldırmıyorum. M1G sinüs alfanın orada olduğunu ve değerinin 5 olduğunu biliyorum. O halde burada M1 G sinüs alfa şeklinde ağırlık bileşenine sahibiz. Ve bunun değerinin 5 olduğunu biliyorum. Orada duruyor. Ayrıca burada bir gerilmemiz olduğunu biliyorum. Ve cisim imelenmediği için bu gerilme M2G olmalıdır. Olduğumuz yere geri geldik. 2 numaralı cisim imelenmiyor. Gerilme 20. Özür dilerim 20 değil. Benim M2 neydi? Gelelim M2G 4'tür. 5 Newton yokuş aşağı ve 4 Newton yokuş yukarı. Sürtünme ne olacak? Ne kadar büyüklükte ve ne yönde? Yokuş yukarı ne kadar büyük? 1 kesinlikle. Eğer hiçbir şey olmuyorsa denge durumu olursun diye sürtünme kendini ayarlayacaktır. Pekala. Şimdi sizlere birkaç gösteri yapmak istiyorum. Bunun vasıtasıyla sizlerden benim için sürtünme katsayılarını hesaplamanızı istiyorum. Bu eğik düzlem üzerine belirli bir nesne koyacağız. Ve ilk olarak çizim kendini bırakana kadar açıyı arttıracağım. Tanjant alfa eşit müs eşitliğini kullanarak sürtünme katsayısının ne olduğunu hesaplayabilmeniz gerekir. Ve bunun için kullanacağım cisim budur. Bu kutu. Bu kutunun içinde bir ağırlık var fakat çok önemli değil. Tüm sistemi 361 gram yapmaktadır. Bu cismin ağırlığının 361 gram olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizin için onu buraya yazacağım. Cismin kütlesi 361 gram ve belirsizliğin en az 1 gram olduğundan eminim. Sizlere açıyı verdiğim zaman bana güvenmek zorundasınız. Eğik düzlemin açısını artıracağım ve kaymaya başlayacağı bir an gelecektir. Size bu açıyı vereceğim ve sizden sürtünme katsayısını hesaplamanızı istiyorum. Yani ilk olarak biz yapacağız. İşte başlıyoruz. Şimdi 10 derecede. 11 12 buçuk 13 14 15 16 17 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 20 derece. Yaklaşık 20 derecede kaymaya başlıyor. Bunu yazın. Şimdi bu deneyi tam olarak yapacağım. Üzerine makara ve bir ip koyacağım ve bu tarafa da m2 koyacağım. Ve şimdi bu noktaya m2 yükleyeceğim böylece yokuş yukarı kaymaya başlasın. Bu sizlerin sürtünme katsayısını hesaplamanıza olanak sağlayacaktır. Bunun için her şeye sahipsiniz. Çünkü cismin tam kurtulma noktasını ve yokuş yukarı gitmesini bilince o geçerli eşitliğin işaretini biliyorsunuzdur. Ve böylece sürtünme katsayısını hesaplamanız gerekir. Bu deneyden elde ettiğimiz değer ile tamamıyla aynı olacak mı? Pek muhtemelen olmayacak. Bunun hakkında kendiniz düşünmek zorundasınız. Tahta damarlara sahiptir ve bu yöndeki damarlar bu yöndeki damarlardan daha farklıdır. Fakat bu iki değerin birbirinden ne kadar farklı olduklarını görmek için kıyaslama yapmak oldukça ilginç olacaktır. Buraya bu ipi koyacağım ve açıyı verilen değeri ayarlayacağım. Bunun tartışması olmaz. 20'yi ayarladım. yarım derece farklı olabilir. Yine görüyor musunuz gitmek istiyor. Henüz 20 derecede gitmek istediğini gördünüz. Onun gitmesini engellerim. Bu yüzden buraya biraz ağırlık koyacağım. Şimdi 100 gram var ve gitmiyor. Çok mutlu ve orada duruyor. A0. Bu şart yerine gelmiyor ve bu şart da yerine gelmiyor. Şimdi defterinize alfa'nın 20 derece olduğunu yazmalısınız. Bu bağımsız bir deneydir belki artı eksi 1 olabilir. Sanırım bunu yaklaşık 1 derece doğrulukla yapabilirim. Tamam. Buraya daha fazla ağırlık yükleyeceğim. Daha fazla kütle desem iyi olur. Sizlere değerleri vereceğim ve kendini kurtarmaya başladığında onu göreceksiniz. Şimdi bunu birçok kez yaptım. İnanın bana kurtulma noktası her zaman aynı kütle değerinde değildir. Kütle 20 ile 25 gram farklı olabilir. Yani M2 için hangi sayıyı elde edersek edelim. Sizlerin en azından yaklaşık 25 gram belirsizliğe müsaade etmeniz gerektiğini söyleyebilirim Çünkü bunu birçok defa yaptım. Ama ara sıra daha da kötü olduğunu biliyorum. Odadaki nem değişebilir ve bu sürtünme katsayısını değiştirebilir. Tamam, bunun üzerinde 100 gramımız var. Bunun üzerinde 200 gramımız var. 250 260. 270 ve 270'te kayıyor. Gittiğini gördünüz mü? 270 derecede kaymaya başladı. Yani 270 gramda tam olarak bu şartı sağladı. Eşitlik işareti oldu. Bu size statik sürtünme katsayısını hesaplamanıza imkan sağlar ve bunu üçüncü ödevinizde yapma şansınız olacak. Bu şey burada olduğu zaman ve buraya yükleme yapıp onu daha ağır yaptığım zaman umarım başlangıçta bu yönde kaymak istediğini fark etmişsinizdir. Yani başlangıçta sürtünme önce bu yöndeydi. Ona gittikçe daha fazla yükleme yaptıkça sürtünme de gitgide azaldı. Sürtünme daha az ve daha az oldu. Ve hatta öyle bir zaman geldi ki sürtünme sıfır oldu. Daha fazla, daha fazla, daha fazla yükledim. Sürtünme diğer tarafa döndü. Sürtünme büyür ve büyür. Yokuş aşağı doğru gitmemek için kahramanca savaşır. Bir noktada savaşı kaybeder, maksimum değere ulaşır. Buraya daha fazla koyu koyuyorum ve hareket ediyor. Bu sürtünme kuvveti gerçekten oldukça zor zamanlar geçiriyor. Bu yönde yola çıkıyor, yavaşça sıfır oluyor, yön değiştiriyor, maksimum değere ulaşıyor ve sonunda sürtünme savaşı kaybediyor. Hepimizin bildiği gibi sürtünme çoğu kez başa beladır. Sürtünme yıpranmaya neden olur, yırtılmaya neden olur ve yakıt maliyetini artırır. Bunun bedenini ödersiniz ve insanlar sürtürmeyi rulmanlar yağlama ve yağ ile azaltmaya çalışırlar. Su hayrete düşürücü bir yağlayıcıdır. Yollarda çok az toz var. Eğer yağmur başlarsa lastikleriniz ve yol arasındaki sürtünme katsayısı oldukça küçülür ki siz kaymaya başlarsınız. Üşt. Kelimenin tam anlamıyla sürtünme katsayınız neredeyse sıfıra gider. Bir kere başıma geldi ve hiç eğlenceli değildi. O anlık olarak özellikle yağmur başladığı zaman meydana gelebilir. Yağmurun ilk başladığı anlarda yol tozlu olduğu zaman suyun biraz tozuyla karışımını elde edersiniz. Çok tehlikeli bir durumdur. Evde bir tenceren var. Bu benim evdeki tencerem. Aslında evde birden daha çok tencerem var. İnanın bana. Fakat bu çok özel bir tenceredir. Bunun neden özel olması tamamen kazara bir şeyleri keşfetmendir ve bu olan tencereyi sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, ben bu tencerenin kapağını döndürdüğüm zaman oldukça çok sürtünme var. Bunu duyabilirsiniz ve durur. İşte biliyorsunuz, değil mi? Ve bir akşam patates açlıyordum ve bu tencereye bakıyordum. Patatesleri kontrol etmek istediğim için tencereye doğru yürüdüm ve buna dokundum hiçbir sürtünme yoktu. Sadece dönüyordu. Dönüyordu ve dönüyordu. Ne olduğunu anlayana kadar gözlerime inanamadım. Su bu tencerenin kenarlarına birikmişti ve kapak tencere üzerinde kaymaya başlamıştı. Şimdi su ekliyorum. Neredeyse artık onu duymuyorsunuz. Şaşırtıcı değil mi? Neredeyse sürtünmez. Şimdi su yağ gibi davranıyor ve siz bunu kendi tencereniz ile denersiniz. Çalışmayacaktır. Çünkü bu şekilde kayganlaştırmak için sadece doğru şekil ve doğru kenara ihtiyacınız vardır. birçok deney yapılmıştır ve insanlar tarafından sürtünmeyi azaltmak için birçok teşebbüste bulunulmuştur. Eğer yapabilirseniz yüzeyler arasındaki teması yok etmeye çalışın. Bunu ikisi arasına kayganlaştırıcı koyarak yapabilirsiniz. Eğer cisimleri birbirinden tam olarak ayırabilirseniz bu daha da iyi olur. Aralarında sadece hava olmalıdır. Çünkü hava sıvıdan çok daha az sürtünmeye sahiptir. Ve bu büyük bir başarıyla yapılmaktadır. İnsanlar hava yastıklı tekneleri kullanmaktadırlar. Böylece bu tekneler havayı alttan yüklüyorlar, böylece tekne kendini yukarı kaldırıyor ve artık su ile temas söz konusu değil. Suyun üzerindedir ve hareket ettiklerinde tüm üstesinden gelecekleri şey hava sürtünmesidir. Hepsi bu. Ve bu harekete müthiş yardımcı olur. Bunu ders salonunda ileride hava rayı olarak adlandırdığım aletiyle yapıyor olacağım. Birçok gösteriler göreceksiniz. Onu sizlere bir dakika içinde göstereceğim. Bu uzun şimdilik onu çubuk olarak adlandıralım. Teşir kesiti üçgen şeklinde ve burada delikler var ve havayı buradan üflemektedir. Ve bunun üzerinde üçgene mükemmel uyan özel olarak tasarlanmış cihazlar var ve hava yüklemeye başladığınızda onlar yukarı kalkacak ve havada yüzmeye başlayacaklar. Ve şimdi onlara hafifçe dokunduğunuz zaman onlar neredeyse tam olarak değil ama neredeyse sürtünmesiz olarak hareket edebilirler. Bir tanesi burada. Oldukça fazla sürtünme var. Şimdi havayı açacağım. Farka bakın şaşırtıcı değil mi? Kendi hava yastığı üzerinde yüzüyor. Ve eğer havayı kapatırsam, havanın kesildiği anda durduğunu göreceksiniz. Bu gösteri yapmak için çok sık olarak kullanılan bir tekniktir. Eğer onlarla minimum sürtülmeli deney yapmak zorundaysanız, tabii ki deneyleri etrafınızda yine sadece havanın olduğu uzay aracında da çok iyi yapabilirsiniz. Fakat tabii ki bu çok pahalıdır. Ders salonunda cisimleri çarpıştıracağımız zaman hava raylarını kullanacağız, çarpışmadan önce ve sonra ne olacağını görmeye çalışacağız. Oldukça büyüleyici olan diğer bir cihaz daha var. Bu da aynı şekilde kendini yukarı kaldırma fikrini makta sonuç itibariyle gaz yüklemektedir. Bu durumda bu bir karbondioksit kapıdır. Katı şeklinde bulunan karbondioksit içinde ve burada küçücük bir açıklık var. Ve bu çok iyi yapılmış düz yüzeydir. Oldukça düzgün. Ve her şey son derece düzgün olan bu yüzeyin üzerinde bulunmaktadır. oda sıcaklığı nedeniyle karbondioksit buharlaşmaya başlayacak ve dışarıya doğru yüklemeye başlayacak. Ve bundan dolayı bunun altında çok ince bir karbondioksit gazı filmi oluşacak ve şimdi bunu iki boyutta hareket ettirebilirsiniz. Böylece oradaki hava olarak adlandırdığımız aletin üzerinde bir ileri bir geri gidip gelerek bir boyuta çakılıp kalmazsınız. Şimdi onu tüm yüzey üzerinde hareket ettirebilirsiniz ve bu sizin birazdan göstereceğim oldukça ilginç şeyleri yapmanıza olanak sağlar. Odayı biraz karartalım. Biz bu kutuyu katı karbondioksit ile doldurduk. Şimdi karbondioksitin çok soğuk olduğunu bilirsiniz. Ve beyaz şeyler sadece kutunun dışındaki buzlanmadır. Şimdi eğer kutu odadan ısı soğurursa karbondioksit buharlaşır ve gaz haline dönüşür. Gaz katıdan daha fazla yer kaplar. Bu nedenle bir yerlere gitmesi gerekir. Üstten dışarı çıkamaz, böylece diskin altındaki bu küçük delikten dışarı çıkar. Şimdi delikten dışarı çıktığını göremezsiniz. Eğer bir alev yakarsam gazın dışarı doğru çıktığını ve alevi üflediğini görebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi diski dışarı çıkan bu buharı ile birlikte oldukça düz yüzeye sahip olan düz cam parçasından yapılmış olan masanın üzerine koyarız. Gazın dışarı çıkıp altındaki yüzeyden kurtulması için bir basınç oluşturana kadar biraz bekleyebiliriz. Artık disk dışarı çıkan gazın oluşturduğu filmin üzerinde yüzmektedir. O film o kadar ince ki eminim siz onu oradan göremezsiniz. Bizzat kendim bu disk ile düz cam masa arasındaki boşluğu çok zor görebiliyorum. Eğer gelir ve omuzlarımın üzerinden bakarsanız sanırım sizlere sakız ambalajından elde ettiğim bu ince filmi diskin altında kaydırarak bir boşluk olduğunu gösterebilirim. Şimdi bu ince filmi disk ile düz cam masanın üstü arasına kaydırarak Cam ile disk arasında duran ince bir gaz şeridi boşluğu olduğunu gösterebiliriz. Bunun amacı basitçe sürtünmeyi istemediğimiz noktada sürtünmeyi azaltmaktır ya da bugünkü deneyimizdeki gibi sürtünmeyi ölçmektir. Bununla oynamak eğlencelidir. Sizlere göstereyim. Onu çok az iteceğim. İşte gidiyor, sakince hareket ediyor, yavaşlamanın bir işaretini vermiyor. Geli giriyor, diğer yönde aynı şey oluyor. Harekete geçirmek için çok az bir kuvvet gerektirir. Bunu size göstereyim. Görüyorsunuz, pireler bazen bir işe yarıyor. İyi hafta sonları, gelecek derste görüşürüz.